Katılımcılığa ve Milliyetçiliğe Dur De platformunun toplantısına hoş geldiniz. Ben Nurhan Yüce. Üç tane değerli konuşmacımız var. Aslında onlar varken bana bir giriş konuşması yapmak çok makul gelmiyor. Ama yine de kısa bir çerçeve çizmek isterim. Onların vakitlerinden de çok fazla almadan. 1915 Cumhuriyet'in kurucu prensipleri ve yüzleşmenin zorunluluğu diye belirledik başlığımızı. Bundan 107 yıl önce Ermeni soykırımının başlangıç tarihi olarak kabul edilen 24 Nisan'da İstanbul'da Ermeni toplumunun ileri gelenleri, avukatlar, doktorlar, milletvekilleri, sanatçılar, şairler ellerinden alındılar, tutuklandılar ve Ankara'ya gönderilmek üzere yola çıkartıldılar. Gönderilenlerden bir daha haber alınamadı. 1915 Mayıs ayında ise Ermenilerin nüfusu yaşadıkları yerlerde %5 oranından fazla olmayacaktır kararı doğrultusunda uygulanmaya başlandı ve Anadolu'nun kadim halkı hiç Ermeniler yaşamamış gibi her şey yok edilmeye çalışıldı. Kiliseler camiye döndürüldü. Binaları, Ermeni binaları yakıldı, yıkıldı ya da farklı amaçlarla kullanılması uygun görüldü. Bir yabancılaşma yaşandı. Bu büyük katliam ve yağmaya yönelik büyük bir suskunluk inşa edildi yıllar içerisinde. Daha sonrasında Ermenilerin ilk nefret söylemi, düşmanlaştırma söylemi buna eklendi. 2000'lerden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin politikalarında kısmen değişiklikler oldu. Karşılıklı öldürmeler, kötü olaylar, büyük bir felaket yaşandı. Arşivler açılsın denmeye başlandı. Ama Grant Dink'in ismini almak lazım. Grant Dink ile başlayan gerçeğin açığa çıkarılması isteği, talebi, vakıf mallarının iadesi, o zamana kadar işte anneannelerinin, babaannelerinin Ermeni olduğunu öğrenen insanların sayısının artması ya da bilenlerin açıkça ifade etmeye başlamasıyla bizlerin işte 2010'lardan itibaren kamusal alanlarda Ermeni soykırımı tanınsın, 24 Nisan anmalarını yapmaya başladığımızda bir başka atmosfer yaşadık. 15 Temmuz'dan ise sonra ise yerli ve milli politikasıyla birlikte tekrar bu anmaların, bu söylemlerin sınırlandırılması söz konusu oldu ve bugünlere kadar geldik. Türkiye'de kapitalizmin kuruluşuna olanak sağlayan Türk ulus bunun aynı zamanda bu ulus Müslüman ve Sünni olan ulusun yaratılmasında tarihsel ve toplumsal öneme sahip olan 1915'te olan gerçeklerin açığa çıkartılması bugün daha da şiddetlenen milliyetçiliğe, ırkçılığa karşı verilen mücadelede önemli bir yere sahip. Yüzleşme sadece bir tarihsel felaketin tanınması anlamına gelmiyor. Yüzleşme bugün ya da gelecekte nasıl bir toplumsal havayı soluyacağımızı belirleyecek bir adım. Milyonlarca Ermeni'nin adalet arayışına sahip çıkarak ancak özgürlükçü ve eşitlikçi bir muhalefet yaratılabilir. Halkların eşit koşullarda kardeşliğini tesis etmek ancak böyle sağlanabilir. Ve biz bu kararlılıkla bunu talep etmeye devam edeceğiz. Şimdi konuşmacılara söz vereceğim. İlk konuşmacımız Ürkçülüğe ve Milliyetçiliğe Dur De platformu aktivisti. Aynı zamanda disiplinisi Şenol Karakaş. Arkasından Fethiye Çetin. Sonra da Taner Akçam konuşmalarını yapacaklar. Her bir konuşmacıya 20'şer dakika süre vereceğiz. YouTube'dan soru sormak isteyenler olursa chat bölümüne yazabilirler. Salondan da el kaldırıp söz alabilirsiniz. Tekrar konuşmacılara sorularınızı yanıtlamaları için de söz vereceğiz.
Aralarda da duyurularım olacak. Daha fazla uzatmadan ilk olarak Şenol'a sözü bırakayım. Güzel, Nurhan'ın açılış konuşmasından sonra aslında konuşmaya gerek kalmadı. İyi toparlandı. Ya ben önce yani Taner Akçam'la Fethiye Çetin'le aynı toplantıda olmak yani şahsi olarak şahsım adına çok gurur verici bir şey. Yani Taner Akçam'ın yani milli soykırımı meselesinin ayrıntılarını ve politik bağlamını Türkiye'de yaşayan son 20-30 yıldır birçok insana aktarması çok önemli. Fethiye Çetin ise çok önemli birisi benim için. Hala Grant Dink'in yanında Taş Diyor'un kitabında baştan sona anlattığı gibi olması nedeniyle hem arkasından verdiği mücadelede çok inan verici insanlar ve bir toplantıya. O açıdan yani 24 Nisan anlatından önce Taner Akçam ve Fethiye Çetin'le böyle bir toplantıda olmak bir tane gurur verici. Bunun ne kadar gurur verici olduğunu bence yakın zamanda, önümüzdeki yıllarda çok daha geniş kalabalıklarını anlayacağını düşünüyorum ben. Yani 107 sene önce işte 20 Nisan, 21 Nisan günlerinde belli ki İttihat ve Terakki liderliği içinde birileri aslında 254 Erdoğan, Aydın, Mebus, Diş Hekimi, normal hayatlarına devam ederken onlar hakkında kararı kesinleştirmişlerdi. 107 sene önce 24 Nisan burada pazar günü seneri olacak. Toplandı bu insanlar evlerinden ve bunun nasıl büyük bir felaketin başlangıcı olduğunu biliyorum. Ben nüfusun %25'ini yok eden bir sürecin ilk adımları. Sosyal dokunun içerisinden çok büyük bir kitlenin çekilip alındığı, imha edildiği bir sürecin ilk adımı. Bir kültürün yok edilip çoraplaştırıldığı, Ümit Kıvanç'ın Crumpling belgeselinde izlemişsinizdir. Çok iyi anlatan, çoraplaşmayı anlatan görseller var. Böyle bir şeyin başlangıcı 24 Nisan aynı zamanda. Ama bir maddi zenginliğin, mülkiyetin de yok edildiği, el değiştirildiği bir sürecin de başlangıcı. Böyle süreçlerin adlandırılması meselesi hem ceza soruşturmaların hem sonuç tartışmaların konusu olabilir ama bu Ermeni meselesinde bu sürecin nasıl adlandırılacağına ilişkin meseleyi ben her sene 24 Nisan anması öncesi toplantılarda tekrarlıyorum ama böyle konularda tekrarlamakta büyük fayda var. Lentin diye birisi var. Hepimizin bildiği gibi. Onun çabalarıyla 9 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Soykırım Suçu'nun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi imzalıyor ve bunda şöyle maddeler var. Ben başlamadan önce bu maddeleri tutmak istiyorum herkese. Konuştuğumuz konunun ne olduğunu anlaşılması için. Bu sözleşme bakımından ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubu kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri soykırım suçunu oluşturur diyor. A. Gruba mensup olanların öldürülmesi. B. Gruba mensuplarına ciddi suretle bedensel ya da zihinsel zarar verilmesi. C. Grubun bütünüyle ya da kısmen fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak yaşam şartlarını kasten değiştirmek, o büyük sürgünü, sonraki sürgünü düşünmek lazım. Grup içinde doğumları engellemek amacıyla önlemler almak, gruba mensup çocukları zorla başka bir gruba nakletmek. Bu 1915, 24 Nisan 1915 ile beraber tetiklenen, başlayan süreç bu A, B, C, D, E şıklarının tamamını kapsayan bir süreç. Toplantımızın başlığı olan Cumhuriyet'in kurucu prensipleri denilen prensipler de temelini bu süreçte buluyor. Nasıl bir cumhuriyet yaşıyoruz? Demkin'in Birleşmiş Milletler 1948'de kabul ettirdiği kavramsallaştırmayla anlamlanan o büyük katliamın üzerine inşa edilen bir cumhuriyet yaşıyoruz. Bu yüzden Taner Akçam sanırım 2 sene önceydi, Ağustos'ta Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesi üzerinden yazdığı
bir makaleydi. Bu kurucu prensiplerin kılıç savaşı prensipleri olduğunu çok iyi anlatan bir makale, birkaç makale yazdı. Onlar da bu üzerinde konuştuğumuz kurucu prensiplerin neden kılıç prensibi olduğunu şöyle ifade ediyordu. Bu kılıç hikayesini çok tanıdık geldik bence bu günlerde. Kuruluş hikayesi 23 çekilerken hala hangi motifleri kullanıyor diye. Ama 1915-23-38 arasında da bu benzer motifler kullanılıyordu. Bu kuruluş hikayesini vatanı ve milleti bölmek isteyen iç ve dış güçlere karşı gerilmiş bir yoktan varoluş savaşının anlatımı olarak özetlemek mümkündür. 1918-1923 çok yaşa. Çok uzun geçmez diye düşündüm. Kuruluş Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nın birvançı olduğunu da görmek lazım. Bu makalenin içinde birkaç olumsuz sonuçtan bahsediyor ama ikincisi bizim konuştuğumuz konu açısından çok önemli. İkinci olumsuz sonuç, kuruluş sürecinin, Kuruluş Savaşı'nın okullarından biri. Kuruluşu özellikle bugünü hala devam eden bir savaşın değil anlamayı ve açıklamaya çalışmak, düşman olarak tanımlanan ve zaferin kendilerine karşı kazanıldığı söylenen kesimlerin yine bu ülkenin vatandaşları olduğunu görmemesi sonucunu doğuruyor. Söz edilen kuruluş savaşları aslında Osmanlı Türk Devleti'nin kendi vatandaşlarına karşı yürüttüğü bir savaştı. Devletin kendi vatandaşına karşı verdiği savaşı bize bir zafer ve kuruluş hikayesi olarak anlatması ve savaşta oluşan söylemin devam ettirilmesi. Bu kurucu prensip meselesini neden politik açıdan hem bütün bir tarihte olan biten bir dizi çok sert gelişmeye ışık tuttuğunu hem de bugün yaşananları da nasıl ışık tuttuğunu gösteriyor. Bu yüzden sorun gerçekten de Taner Akçam'ın da ortaya koyduğu ve geçen yine bizim yaptığı toplantıda ifade ettiği gibi bir kuruluşun ilk inşasındaki politik açıdan aşırı vahim askeri açıdan kabul edilemez, kitlesel kayıp açısından ise onarılamaz boyutlarında. Fakat sonuç böyle de Taner Akçam'ın son kitabında da var. 9 sene önce kaybettiğimiz Doğan Yoldaşımız'ın 1985'te yazdığı yani yeni meselesiyle ilgili bir makale de var. Böyle Osmanlı'da kuruluştan önceki dönemde herkes çok mutlu mesut yaşıyordu da birdenbire 1915'le beraber delirdi bazı insanlar ve böyle büyük bir katliamla temel hazırladılar diye bir durumda yok. Doğan'ın yazdığı gibi gerek Çarlık Rusyası 1800'lerden 1900'lerin başına kadar olan dönemde gerekse Osmanlı Devleti çok sık Ermenilere karşı bölgenin diğer haklarını kullandılar. Bu katliamlardan bazıları. Tatarlar Çar adına Kürtlerden oluşturulan Hamidiyalayları için padişah adına Ermeni katliamını görev aldılar. 1880'lerde başlayan bu dalga, soykırım dalgası, 1915'e kadar aralıksız sürdü. Osmanlı topraklarında sayısız Ermeni cinayeti katliamı gerçekleşti. Bunların en önemlisi 1800'lerin sonunda Urfa'da ve Adana'da, 1900'lerin başında hemen katliam, Adana katliamında 30 bin kişinin öldüğü söyleniyor. 1915'ten önce zaten böyle bir şeydir, bir gün vardı. Tıpkı şey gibi, Almanya'da yargıya yönelik saldırıya benzeyen bir şeydi. Bir günde planlanmadı. Alman merkezi siyasi ilişkilerinde ciddi bir Yahudi düşmanlığı ve Yahudi'ye yönelik katliam vardı. Tıpkı Çarlık Rusyası'nda olduğu gibi. Bütün 1800'lü yıllar defalarca Yahudilere karşı pogrom girişimlerinin yaşandığı. Dolayısıyla arkasından gelen katliamların şaşırtıcı görülmediği, birden bunu bir gökte çakan şimşek gibi aniden gerçekleşmediğini görmek lazım. Kuruluşun öncesi de çok şey değil. Bu açıdan kendisine dönülmesi gereken siyasi ilişkiler sunmuyor. Bu anlatılan çerçevede hem Taner Akçam'ın o sunduğu zeminde şöyle şeyler çıkıyor. Nurhan'ın da altını çizmeye çalıştığı gibi. Bu kuruluş süreci denilen süreç aslında bir ulusal ve dinsel teklifleştirme süreci olarak ele alınıyor. Bir ulusal, dinsel grubun hegemonyasının inşa edilmesi süreci. Ama bu aynı zamanda
sadece bundan ibaret değil. Ermeni sorunu, Kürt sorunu ve geri kalan bu tür başlıklarda ele alınabilecek olan sorunlar gibi sadece serbest aktarım anlamında değil, bir devletin inşası anlamında sınıfsal bir sorun olduğunu gösteren şey aynı kurulu sürecinin işçi sınıfına karşı da bir saldırıyı kapsadığı. O dönemde dünyada egemen hale gelen devlet kapitalisti modellerin tek adam, şef, ilk yönetim altındaki yoğun sanayileşme hamlesi 1930'lar boyunca, 1930'lar boyunca Türkiye işçi sınıfının çok ağır bir baskıya maruz kaldığı, katliamlara maruz kaldığı yıllar. Bu kuruluşun bir başka ayağı ise ilerleyen dönemlerde, bütün o darbeler tarihinde bu devletin tek din ve tek etnik grup hegemonyasını tam olarak sığmayan Müslümanların bile şiddetli bir baskıya maruz kaldığı bir dönemi aynı zamanda simgeliyor. O yüzden bu kuruluş dediğimiz şey acayip bir süreç ve bugün bütün o hayaletleri sık sık karşımıza çıkıyor. Konuşmamdan sonra değinmeye çalışacağım. Bugün Suriyeliler meselesinde yaşadıklarımızın ayak izlerini bu süreçte görmek mümkün. O süreçte yaşananlarla yüzleşmemenin bedellerinin ödenmesi anlamında herkesin Suriyeli kovmak için sıraya girdiğini altını çizmekte büyük fayda var. Yani bu şu anlamda geliyor. Bu yeni bir kuruluş sürecini inşa edeceksek, uzatmayayım diye başkanın toplantı moderasyonunun kalemkâğıda aldığını gördüm. bir başka alternatifi tartışmaya başlamamız demek. Ben Ferhatçam'ın bütün bu konudaki tezlerini desteklemekle beraber önerdiği çözümün, yeni bir kuruluş sürecinin biraz daha tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Ona ilişkin birkaç tane noktayı söyleyip bitireceğim. Bugün Barış Vakfı'nın Kürt sorununa ilişkin bir raporunun tartışıldığı toplantıdaydım. Çok tanıdığınız arkadaşımız var, daha tanıdığı almaz. Peki Ardır, Ayşe ve Gülçelik, Ufuk Uras gibi. Orada hem umut yorgunu olmaktan bahsedildi. Ben umut yorgunu değil, çok umutluyum. Ama hem de yani Kürt sorunundaki kalmışlıklara ilişkin çok ciddi şeyler yapıldı. Analizler yapıldı. O açıdan bu analizlerin birisinde ben toplantıda şöyle bir şey söyledim. Onun aynısını burada da ifade edeceğim. Yani yeni bir kuruluş gerekiyorsa Türkiye'de, bu kuruluşun özünde demokrasi olmak zorundaysa ve bu demokrasinin kopmaz bir öğesi, soykırımla yüzleşme olmalıysa, bu kuruluşun bambaşka bir rejimi ima ettiğini görmek gerekiyor. Hani geçen bir toplantıda da ifade etmeye çalıştığım gibi, yani Türkiye böyle bir büyük çözüm sürecinden geçti. 2,5 yıl muazzam heyecan veren bir çözüm sürecinden geçti. Bu Kılıçdaroğlu'nun hasbelkader birkaç kez ifade ettiği helalleşme kadar heyecanlandırmadı toplumsal muhalefetin siyasi aktörlerini. Bunun tamamında bir problem var. Şimdi bu otoriter, Türkiye'de siyasetin merkezini küresel gelişmelere bir tepki olarak aşırı sağda toparlayan siyasi yönetim mimarisine karşı altılı ittifakın Babacan'dan Kılıçdaroğlu'na kadar bir umut olarak görülmesi, bu bizim konuştuğumuz yeni bir kuruluş sürecine ilişkin herhangi bir olumlu bir barındırmıyor. Hani Erdoğan rejiminden kurtulmak ve bu kurtuluş sürecinde kim olursa olsun yan yana gelinmesi meselesi bence bizim bambaşka bir tartışmayı yapmamızı gerektiriyor. Çünkü kuruluşun demokratik olması için kurucuların demokrat olması lazım. Bunun yolu bu Cumhuriyet'in kurucu prensiplerinin dışında prensipleri savunduğunu bildiğimiz siyasi öznelerin yan yana gelmesinden geçiyor. Bu olmadan aslında bu devletin partileri olan bir dizi partinin yan yana gelmesi bize kesinlikle, bunu herhangi birisi söylüyor diye değil ama bazen Erdoğan gidiyor öyle güzel olacak diye toplumda muhalefet besleyen umut dalgasını karşı söylüyorum. Tam olarak böyle olmadığını altını çizmek lazım. Bunun için dört tane örnek söyleyeceğim ve geçeceğim ama birisi helalleşme diyen Kılıçdaroğlu sınır ötesi operasyon başladığında
Hemen Aslan Kaplan kesildi farkındaysın. Birincisi bu. İkincisi Ermenistan-Azerbaycan savaşı çıktığında Ermenistan aleyhine mecliste önerge dört parti HDP dışındakiler anlaştılar. Bir de Kırgızistan'da sanırım geçen o zaman Kazakistan'daki ayaklanmada da İYİ Parti, CHP, MHP ve AKP ile beraber Kazakistan halkına karşı orada diktatörü destekleyen bir şeyde ortaklaştılar. En can yapıcı olan söylediğim, en son söyleyeceğim dediğim mesele, şu anda bu dört partinin dördü de CHP en son parti binasını astı. Bu göçmenler niye buraya geldi, niye göçmenleri besliyoruz? Göçmenleri ben yollayacağım, hayır ben yollayacağım, hayır ben yollayacağım diye yarışma halinde yani mecliste artık kim en iyi göçmenleri olacak diye konuşuyorlar. Suriye'nin göçmenleri görülen bu şey muamele bu partilerin her birinin kurucu Cumhuriyet'in kuruluş prensiplerinin dışında düşünemediğini gösteriyor. O yüzden bitirirken başka bir potansiyele bakmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Yeni bir kuruluş hikayesi yazmak gerekir diyor Taner Akçam. Bence çok haklı. Ama bu kuruluş hikayesinin uçlarını başka bir yerde aramamız gerekiyor büyük ihtimalle. 1980 darbesinden çıkışta bence bu kuruluşun ayak izlerini bulabiliriz. 1980 darbesinden çıkışta Kürt halkının kendi haklarının tanıtma mücadelesi müthiş belirleyici oldu. 1980 darbesinin o karabasanından çıkmakla Netaş'ta başlayan işçi grevleri, bahar eylemleri müthiş belirleyici oldu. Bir de Taner Akçam'ın çok haklı bir şekilde Türkiye'nin Martin Luther King'idir dediği Granting ve yoldaşlarının Avuf etrafında verdiği ve Ermeni kimliğinin tanınması mücadelesi çok belirleyici oldu. Ben önümüzdeki dönemde bir kuruluş sürecinin bu dinamiklerin, bu adını saydığım dinamiklerin yan yana gelmesine bağlı olarak mevcut gözümüzün önündeki bu devlet rejimi, bu parlamento birleşim ötesinde aşağıdan yukarı demokratik bir sosyalizm mücadelesinin asli hikayesi olarak inşa edilebileceğini düşünmeye başladım bir zamandır. Meral Akşener'den umut, bir kurucu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yani ne kadar helalleşmeyi falan önemsediğimin altını çizeyim, bir umut, bir kurucu mu? Karamollaoğlu'nu altılı ittifaktan, mevcutlardan tutmak dışında Cumhuriyet'in kurucu prensiplerinden kurtuluş anlamında bir demokratik çıkışın olacağını düşünmüyorum. O yüzden Grant'ın açtığı yoldan Kürtlerin temel haklarının tanınması için verdiği mücadelenin açtığı yoldan o 12 Eylül darbesinin karabasanını yırtan işçilerin açtığı yoldan bu bileşenlerin yan yana geleceği aşağıdan yukarı bir dalganın çok önemli bir potansiyel taşıdığını düşünüyorum. Milyonluk bireyler, Grant'ın cenazesinin arkasından hepimiz Ermeniyiz, hepimiz Grant'ız diyen yüz binler ve ne yapılırsa yapılsın 6,5-7 milyon oyuna 1 milim geri adım atmayan Kürtler böyle bir potansiyelin var olduğunu gösteriyor. Teşekkür ederim. Kemal'a teşekkür ederiz. İkinci konuşmacımız Fethiye Çetin. Fethiye Çetin'e söz vermeden önce bu yılın 24 Nisan anma programını sizlerle paylaşayım. Pandemi nedeniyle son iki yıldır sokakta 24 Nisan platformu bir çağrı gerçekleştirememişti. Ama bu sene sokakta olacağız. 24 Nisan pazar gününe denk geliyor ve bu pazar günü ilk anma İhade İstanbul önünde gerçekleştirilecek 11.30'da. Soykırımı tanı alt bile tazminat başlığıyla bir basın açıklaması yapılacak. Ardından 13'te Sebat Balıkçı'yı Şişli Ermeni mezarlığında ziyaret edilecek, anması gerçekleştirilecek. Son olarak da saat 19'da Beşiktaş'ta Barbaros Meydanı'nda bazı acılar zamanla iyileşmez, az olan yüzleşmektir başlığıyla anma gerçekleştirilecek. Lütfen dinleyicilere de çağrımız olsun. 24 Nisan gününde bu etkinlikte de yer almaya çalışalım. Şimdi Fethiye Çetin'e sözü bırakalım.
Peki Hanım, buyurun. Öncelikle bu programı gerçekleştirdiği için Durde platformuna çok teşekkür ediyorum. Şenol'un bu kapsamlı açılış konuşması için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca söylediği güzel sözler için de kendisine teşekkür ederim. Kuşkusuz Şenol'un ardından Taner Akçam bu konuda bize çok önemli bilgiler verecektir. Sesim geliyor mu? Evet. Sesim geliyor mu? Evet, ha? Evet. Çok geliyor. İyi geliyor. Tamam, oldu. Teşekkür ederim. Ben öncelikle soykırımın etkileri ve bununla ne ölçüde başa çıkabiliyoruz ya da çıkamıyoruz, onun üzerinde kısaca durmak istiyorum. Evet, 107 yıl önce, daha öncesinde de var, bu topraklarda inanılmaz bir altüst oluş yaşandı ve inanılmaz ölçüde vahşet uygulandı. Ermeniler köklerinden koparıldı ve yok edildi. Mallarına el kondu. Yok edilen sadece Ermeniler değildi, Süryaniler, Ezidiler, Keldaniler de bu büyük suçtan nasiplerini aldılar ve aradan bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen biz soykırımla ne yazık ki bir biçimde yüzleşemiyoruz. Bu öylesine büyük bir olaydı ki, sadece Anadolu topraklarında değil, bölgeyi hatta dünyayı etkiledi. Soykırımın kavramsallaştırılması Ermeni soykırımı sonrasında oldu. Rafael Lemkin soykırımı Ermeni soykırımına bakarak kavramsallaştırıldı ve Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ne ve pek çok ceza hukukuna suç olarak girdi soykırım. Tüm dünyayı etkileyen bu olayın ciddiyetinin farkında değiliz yeterince ve ne yazık ki bununla bir biçimde yaşayıp gidiyoruz. Yaşayamıyoruz aslında. Çünkü normalleşemiyoruz. Hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda hiçbir şekilde normalleşemiyoruz. Çünkü bu topraklarda öylesine büyük bir katliam yaşandı ki hepimizin atalarını bir biçimde travmaya uğrattı bu. Bizler, sizler, bizden sonra gelenler bu travmayı nesiller arası yolculukla bir biçimde yaşıyoruz ve bunu atlatamadık. Atlatamıyoruz da. Soykırımla yüzleşemediğimiz takdirde atlatamayacağız da. Size aldığım bir mektuptan kısaca söz etmek isterim. Amerika'da yaşayan, ismi Şea olarak kodlayabileceğim bir Ermeni kadından aldığım mektupta aynen şöyle diyordu. Ben Yozgat'ta doğdum, Sorgun'a gelin gittim. Şu kesiminin en zorlu olduğu yerlerden birine, yani Sorgun'a gittim. Kesim çok zorlu geçmişti orada. Benim annem soykırım sırasında 9-10 yaşlarındaymış. Bütün aile yok edilmiş. Kendisini bir Müslüman aile sahiplendiği için sağ kalmış. Ve biz Sorgun'da 3 kardeş kendimizi sevdirdik. Çalışkanlığımızla, zanaatkarlığımızla, herkesin yardımına koştuk. Darda olanın hep yanındaydık.
1957 yılında o ya Kıbrıs ya ölüm mitinglerinin yapıldığı günlerde 30. gün evimizi bastılar. Ve öylesine korkunç şeyler yaşanmış ki o evin içinde. Kızı getirmişti mektubu ve kız o zaman çocukmuş. Şöyle dedi, annem beni dışarı çıkardı, gözlerini kulaklarını kapat dedi. İnanılmaz cinsel şiddet ve başka baskılarla o günler o şekilde yaşanmış. Ailemizi mahvettiler, bizi mahvettiler diyor şeye, ağabeye. Bu baskından sonra Sorgun'da bir Kadir Efendi vardı. Kadir Efendi'ye gittim. Dedim ki, Kadir amca, biz ne yaptık da bize bunu reva gördüler? Bizim kime ne zararımız oldu da bunu yaptılar? Kadir Efendi şöyle diyor aynen. Kızım, sizin bir kabahatiniz yoktur. Sizin bir suçunuz yoktur. Ermeni olmanız kabahattir. Ermeni olmanız suçtur. Gidin buralarda. Kalmayın buralarda. Sizin çocuklarınız da bunu görecek. Bu öyküyü okuduğumda elbette çok etkilendim. Ve bu kesim sözcüğüne takıldım. 1915'in hakikatini anlatmak için Anadolu'da kesim sözü kullanır. Kesim sözcüğü kullanır. Ve gerçekten gerçek kesimdir bu anlatılan. Bir tanınmış yazarın bir televizyonda programında söylediği gibi, biz Ermenileri boşuna kesmedik dediği gibi, burada anlatılan o kesimdir işte. Öncelikle bu gerçekleri kabul etmek zorundayız. İkincisi, Kadir Efendi soykırımın olmuş bitmiş bir şey olmadığını, soykırımın bir süreç olduğunu ve devam ettiğini çok özlü biçimde anlatmış. Sizin bir kabahatiniz yoktur, Ermeni olmanız kabahattir. Çünkü soykırım ve soykırımın şiddeti öylesine ağırdır ki bazı bedenleri mimler, etiketler, artık o bedenler hiçbir şekilde bir hak sahibi değildir. Her zaman onlara karşı suç işlenebilir ve her zaman onlar ortadan kaldırılabilir, tecavüze uğrayabilirler, mallarına el konabilir. Çünkü biz bu suçla yüzleşmedik. Bu suçtan dolayı adaletsizliği gidermedik. O nedenle de şiddet nedeniyle mimlenmiş bedenler hala bir biçimde şiddete uğramaya devam ediyor. Ve soykırımın ardından kurulan devletin de mayasında olan bu şiddet nedeniyle şiddet bugün farklı bedenleri de mimliyor ve etiketliyor. Ve bu bedenlere karşı yapılan son derece hak olarak görünüyor. Suç olarak görünmüyor. Çünkü cezasızlık bizde özellikle Ermeni soykırımıyla birlikte başlayan bir şey. Cezasızlıkla ne yazık ki bugüne kadar da yüzleşemedik. Ne olursa olsun geçmişte kalmış bir olay değil bu. Geçmiş bugünümüzü damgalıyor. Bugüne kendini dayatıyor. Ne yaparsak yapalım, ne kadar unutturmaya çalışırsak çalışalım, o geçmiş bize normal bir yaşam
sürmeyeceğimizi gösteriyor. Soykırım, var olan toplumu en acılı, en zalim biçimde parçalamakla kalmıyor. Yeni oluşturulan toplumun dokusunu da korkuyla, nefretle, şiddetle ve utançla biçimlendiriyor. Yüzleşmek hepimiz için bir ihtiyaç. Bir kısmımız mağdurların torunu olabiliriz, bir kısmımız faillerin, bir kısmımız da sessiz kalanların. Ama ne olursa olsun biz o soykırımı yaşayanların ardıllarıyız ve onun izlerini taşıyoruz. Soykırım konusundaki bilgileri edindiğimizde, evet, tarihimizin bu kesimi hakkında bir bilgimiz yoktu, bunu öğrendik. Ama bu ülkede o kadar çok şiddet yaşanıyor ve o kadar çok gündem değişiyor ki bizim de hep bir acelemiz var. Hep bir acelemiz var ve durup dinlenmeye ve düşünmeye vaktimiz yok. Hep yeni bir şeyler kurmaya çalışıyoruz ama durup düşünmeden ve bunlarla hesaplaşmadan o yeni şeyi kuramıyoruz. Bir çemberin içinde dolanıyoruz ve sonunda aynı yere geliyoruz. Bu yaşıma geldim, bunu bu şekilde yaşadım ve hala yaşamaktayız. Habit Bozarslan devletin kartelleştiğini, paramiliterleştiğini söylüyor. Ve esasen diyor, İttihat ve Terakki'nin kendisi tamamen kartel bir sistemdi. Paramiliter güçler hep kullanıldı ve son dönemde artık bu, biliyorsunuz, pervasızca kullanılıyor. Devletin kendisi çeteleşti. Yine biliyoruz ki İttihat Terakki gizli bir cemiyetti. Cemiyeti mukaddes deniyordu. Yani kutsal örgüt deniyordu. O nedenle kurulan devlete de kutsallık atfedildi. Yine biliyoruz ki kutsallığın olduğu yerde hukuktan söz etmek beyhude bir çabadır. Bugün hukuksuzluktan o kadar çok yakınıyoruz ki, ama devletin kutsallaştırılması ve bir paramiliter güç olarak örgütlenmesi ne yazık ki hukuk devleti olmayı engelliyor. Rollo May, Yaratma Cesareti diye bir kitap yazmış. Orada şöyle diyor, Amerikalı kendisi. Amerika, uygar diye bilinen uluslar içinde en vahşisidir. Bunun önemli nedeni mirasçısı olduğumuz maceracı öncülerin vahşiliğidir diyor. İşte o öncüler vahşi olduğu için o öncülerin vahşetiyle ve vahşiliğiyle yüzleşemediğimiz için bugün ne yazık ki o vahşetten biz de kurtulamıyoruz. Öncelikle kendimize zor sorular sormamız lazım. Zor soruları sormadan Ermeni soykırımıyla yüzleşmek mümkün değil. Ben hepinizin bildiği gibi anneannemden öğrendim Ermeni soykırımını. Ve o dönem gençtim, heyecanlıydım ve devrim yapacaktık. Vaktimiz yoktu. Bütün sorulara verecek bayağı kolay cevaplarım da vardı.
Fakat zaman içerisinde zor sorular sormaya başladım. Önce tabii ki anneannemin mağduriyetiydi önemli olan benim için. Fakat bir süre sonra neden hep anneanneler ve neneler diye sormaya başladım. Ve neden onlar tek? Peki dedelerim ne yapmıştı acaba? Dedelerimin ne yaptığını bilmiyorum ve bunu öğrenemeyeceğim. Ama dedelerimizin hiç de masum olmadığını hepimiz biliyoruz. Çok istisnai örnekler dışında hepimiz biliyoruz ve dedelerimizin yaptıklarıyla yüzleşmeden bunu ne yazık ki başaramayacağız. Peki bu devlet nasıl kuruldu? Taner bunu şimdi anlatacaktır bütün açıklığıyla. Biz okullarda, ilkokuldan başlayarak kuruluş mitiyle öylesine kulaklarımız dolduruldu ki o bize anlatılan hikayenin ne kadar hakikatten uzak olduğunu zamanla öğrendik. Ve kurulan bu devletin esasen büyük bir suç üzerine inşa edildiğini, soykırım üzerine inşa edildiğini ve bütün bunların izlerini taşıdığını zamanla öğrendik. Kurucuların, o bize kahraman olarak anlatılan kurucuların gerçek kimliğini zaman içinde öğrendik ve bunu zaman içinde sorguladık. Bunlarla yüzleşmeden, bunları sorgulamadan ne yazık ki biz hiçbir şekilde normalleşemeyeceğiz. Bunu bir kere görmek lazım. Bir kere hepimizin yine bildiği gibi bu ülkenin ikili bir hukuk sistemi var. Bir tanesi yazdıkları anayasa ve yasalarda, yazdıkları yürürlüğe soktukları bir takım normlar. Diğeri de yayınlanmayan, yazılı olmayan ama özellikle gayrimüslimlere, Kürtlere, Alevilere karşı uygulanan, muhaliflere karşı uygulanan bir sistem var. Bir kere bunu bilmek lazım. Kaldı ki yazılı hukuk sisteminde yazılı kuralların da gayrimüslimler, Ermeniler, Kürtler, Aleviler ve muhalifler söz konusu olduğunda uygulanmayacağını bütün bu kesimler bilmekteler. Sadece anlamsız bir yürürlükte olma hali bunlar ve hiçbir şekilde uygulanmıyor. Anayasada mesela anayasanın 10. maddesi eşitlik ilkesidir ve eşitliğin nasıl olduğunu bir biçimde düzenlemiştir. Herkes diye başlar. Ama bir Ermeni buradaki herkesle kastedilenin kendini kapsamadığını çok iyi bilmektedir. Aynı şekilde Kürtler de öyle. Thomas Mann'dan da bir alıntı yapmak istiyorum. Diyor ki Thomas Mann, modern demokratik bir sistemde eğer demos etnik bir kimlikle tanımlanıyorsa diğerleri, yani bu etnik kimlik dışında kalanlar her zaman yok edilme riskiyle karşı karşıyadır. Zaten bu rejimler hiçbir biçimde demokratik karaktere sahip olamazlar. Bizim vatandaşlık tanımımız da böyledir. Anayasamıza damgasını vuran anlayış da böyledir. O yüzden eğer demokratik bir sistem istiyorsak, demokratik bir hukuk devleti olmak istiyorsak, şiddetten arınmak, nefretten arınmak istiyorsak,
Öncelikle ve öncelikle 1915'ten başlayarak bu ülkenin suçlarıyla yüzleşebilmeliyiz. Bu ülkenin kurucu suçudur. Bu devletin kurucu suçudur soykırım. Soykırımı tanımadan ve onunla yüzleşmeden biz demokratik bir düzen kuramayacağız. Bu son derece açık. Biz gerçekten bir çember içinde dönüp dönüp duruyoruz ve bugüne geliyoruz. Yine toplumlar biliyorsunuz İbn Haldun'un tanımlamasıyla toplumlar gelişir, büyür ve bir süre sonra yok olur. Onun yerine yeni bir medeniyet doğar diyor İbn Haldun. Ama aynı zamanda şunu da diyor. Fakat kimi durumlarda toprak öyle kuraklaşır ki, öyle çoraklaşır ki artık yeni bir medeniyet kurmak mümkün olmaz. Bu rejim yıkılıyor arkadaşlar. Bu rejim yıkılırken ne yazık ki toplumu da yıkıyor, içinden çökertiyor. O nedenle kısa zamanda bütün bunlarla yüzleşebilmeliyiz. Umut var, umudu görüyoruz. Fakat dayanışmamız eksik. Dayanışarak birlikte bütün bunların üstesinden gelebiliriz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Peki Çetin'e çok teşekkür ederiz. Sana akşama geçmeden önce bir duyuru daha yapayım. Şimdi 24 Nisan Pazar günü alanlarda olacağız. Daha kalabalık olacağız. Bazı acılar zamanla iyileşmez. Asıl olan yüzleşmektir alanlarda olacağız. Ama şunu da yani şu yakın zamanda yeni bir nefret objesi olarak Türkiye'de gösterilen Suriyeli göçmenlere yönelik ciddi bir tehdit oluşmuş durumda. Her dönem Suriyelilerin suçlu gösterilmesine ilişkin yalanlar pompalanıyordu. Var olan kimi vakalar abartılarak anlatılıyordu. Ama geçtiğimiz haftadan itibaren çok ciddi bunların dozajında yükselme görmeye başladık. Cidden hepimizin canını yakacak acılar oluşabilir. Bu acıların önüne geçmek için uzun zamandan beri aslında bir faaliyette sürdürüyoruz. Hepimiz göçmeniz kampanyası bir zamandan beri faaliyet sürdürüyor. Haftaya yine bu büroda bir toplantı yapacağız. Hepimiz göçmeniz kampanyası aktivistlerinden Suriye ve aktivist Taha El Gazi ve Yıldız Önen'in konuşmacı olacağı bir toplantı olacak. Onun da duyurusunu yapmış olayım. Saat 19.30'da 27 Nisan'da şu anda Kadıköy'de yaptığımız büroda gerçekleşecek bu toplantı. Onu da online olarak izleyebilirsiniz. Şimdi de Taner Akçam'a bırakalım sözü. Size hepinize iyi akşamlar. Sesimi duyunca duyduğunuzu ümit ediyorum. Duyuyoruz, iyi duyuyoruz Taner Bey. Öncelikle bu toplantıyı organize eden arkadaşlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de içinde yaşadığınız bu zor koşullarda bile böyle bir toplantıyı düzenliyor olabilmeniz çok önemli, çok anlamlı ve her türlü takdiri hak ediyor. Gerçekten teşekkürler. Aslında benden önceki arkadaşlar söylenecek şeylerin genel çerçevesini söylediler. Kendilerine de güzel konuşmalar için çok teşekkür ederim. Belki ben bir iki hususun altını yeniden çizmiş olacağım, o kadar. Bir nevi daha önce defalarca söylediğim şeylerin tekrarı mahiyetinde olacak. Ama fikirde ısrar, neyin anlatılmak istendiğini iyice anlatmak açısından önemli.
Şimdi bugün konumuz 24 Nisan, Ermeni soykırımının 107. yıl dönümü. Böyle bir günü nasıl anmak ve bugün vesilesiyle neler söylemek lazım üzerine konuşuyoruz. İlk akla gelen soru şu tabii, daha önce konuşmacılarımız da söylediler. Geçmiş bir olay üzerine niye konuşuyoruz? Yani niye konuşalım ki? Yani gerek de yok, konuşmayabiliriz de hakikaten. Ve bu soruya onlarca farklı cevap verebilirsiniz. Bu cevaplardan veya sorulardan birisini merkeze koyar. Geçmiş üzerine bu eksende konuşursunuz. Örneğin, bir iki örnek vereyim. 1915 üzerine doğanın tahrip edilmesini merkeze alan bir konuşma yapabilirsiniz. Gerçekten çok önemli. Çünkü hakikaten doğayı bugün yok eden, çevresel ısınmaya yol açan, doğa katliamlarına yol açan ve hatta pandemi gibi hastalıklara yol açan zihniyetle, insanın çevresine bakışıyla 1915'te yaşananlar arasında çok ciddi, çok önemli, üzerinde yeteri kadar henüz durulmamış, konuşulmamış bağlar var. Böyle bir konuşma yapabiliriz. Bağlantıyı buradan kurabiliriz. Ya da 1915 üzerine imha edilenlerinin torunlarının bugünkü sorunları ekseninde konuya yaklaşabiliriz. Örneğin Fethiye çok anlamlı ve çok güzel şeyler söyledi bu konuda. Yani listeyi artırabilirsiniz. Demek ki 1915 üzerine veya tarih üzerine konuşmada ilk nokta soru. Yani geçmiş üzerine konuşurken hangi soruyu soracağız? Çeşitli sorular sorabilirsiniz. Bu konuda serbestsiniz, özgürsünüz. Ama bu soracağınız soruya göre geçmiş hakkında konuşma tarzınız da değişecek. Yani tanınmış İngiliz tarihçi Carr, ben çok sık tekrar ederim bunu, tarih bir çuval gibidir der. Ancak içine dikeceğiniz bir sopayla ayakta durur. O halde benim bu çuvalı ayakta tutacak sopa önerim ne? Hangi sopayı dikerek çuvalı ayakta tutmak istiyorum? Benim sopa, çıta, Türkiye'nin en temel sorunu bugün nedir sorusu. Eğer ekonomik sorunu şimdilik bir kenara bırakırsak, bana bugün Türkiye'nin en temel problemi toplum olarak bir arada yaşayıp yaşamamaya ilişkin temel kararların verilmemiş olmasıdır. Yani ben Türkiye dediğimiz toplumun hangi unsurlardan oluşursa oluşsun, bu unsurlar bir arada yaşamaya ilişkin temel kararlarını vermemişlerdir veya verdiler mi vermediler mi sorusunu merkeze alıyorum. Çünkü bana göre vermediklerini düşünüyorum. Ve bu soruya kolektif cüveyde cevap verebilirsiniz. Yani şöyle diyebilirsiniz. Türkiye, Kürtler, Türkler, Çerkezler, Araplar ve beyle ile Müslüman ahaliden, Ermeni, Rum, Süryani ve benzeri Hristiyan ahaliden, hem Türk hem de Kürt olan Alevilerden ve de Yahudiler gibi bir takım kolektif gruplardan ve ahalilerden oluşur. Böyle bir tanım yapabiliriz. Ve bunların bir arada yaşama kararlarının olup olmadığına bakıp tartışabiliriz konuyu. Türkiye'nin toplum olarak unsurları sorusuna bireysel düzeyde de cevap verebilirsiniz. Bu da vatandaşlık meselesidir. Yani bu ülkenin bireyleri diğer bireyleriyle birlikte bir arada yaşama kararları vermişler. İster kolektif birey, ister vatandaş düzeyinde, yani ister kolektif, ister vatandaş düzeyinde bakalım. Sonuçta ulaşacağımız nokta bu grup veya bir yerlerin eşitlik, özgürlük ve adalet. Üç konu. Eşitlik, özgürlük ve adalet. Ve bu üç ilke ışığında ötekilerle ilişkilerini nasıl kurmak istedikleri konusunda verdikleri cevaplar bence bugün Türkiye'nin en temel problemi. Yani bana göre bugün Türkiye toplum olarak bir arada kalacak mı kalmayacak mı sorusuna Türkler, Kürtler, Çerkezler, Araplar veya Hristiyanlar veya Aleviler, diğer gruplarla veya vatandaş olarak bizler, diğer vatandaşlarla eşit, özgür ve adaletli bir temelde bir arada olmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz sorusuna vereceğimiz cevapla bugünkü problemi çözebiliriz.
Şimdi bu anlamda 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in ne olması gerektiğini tartışmamız tesadüf değil. Ve ben de dolayısıyla Cumhuriyet üzerine, yani 24 Nisan üzerine ve 1915 üzerine bu nasıl bir cumhuriyet istediğimiz sorusu ekseninden kalkarak bakıp konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Ve burada baktığımız zaman cumhuriyetin, eğer bu 1915 ve 23 üzerine, kurucu ve kuruluş dönemi üzerine konuşmazsak, valla bugüne ilişkin hiçbir sorunu çözeceğimizi düşünmüyorum. Çözemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü benim şöyle bir inancım var, bana yanlış düşünüyorsun deyin. Bir gözlem bu. Bakın, gerek Adalet ve Kalkınma Partisi, gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerek ana muhalefet partileri ve hatta daha da abartayım, yani abartmak değil, aslında doğruyu söylediğimi düşünüyorum. Türkiye'nin solcusu, sağcısı, muhafazakarı, laiki şu ana parametreden hareket ediyorlar. Cumhuriyetin kurucu değerleri ve kuruluş felsefesini esas alan bir yerden yarınlarına bakıyorlar. Ve buna çok olumlu bir yol yüklüyorlar. Hiçbir akım, gene abarttığımı söylerseniz kabul ederim, hiçbir akım kurtuluş sürecinde esasla bir sorun olduğunu düşünmüyor. Tüm akımlar kuruluş ve kurtuluşun ilk yıllarına büyük bir pozitif anlam ve değer yüklüyorlar ve sorunları esas olarak sapma ile açıklıyorlar. Herkese göre sapmanın tarihi ve yeri değişiyor. Yani Kürtler örneğini vereyim. Kürtlere göre sapma 1923 Lozan Anlaşması ile birlikte başladı esas olarak. Ondan önce iyiydi vallahi. Yani herkes kendisine göre kuruluş ve kurtuluş yıllarına ilişkin iyi başladık ama abi sorunu iyi getiremedik diyoruz. Biz solcular olarak da, ben 68 kuşağındanım, böyle tarihimizi kurduk. Ve ben bugün eşit, özgür ve adalete dayalı bir toplum kuramamış olmamızın ve hala eşitlik, özgürlük ve adalet sorunlarıyla uğraşıyor olmamızın bu kuruluş ve kurtuluş yıllarına yapılan büyük övgülerde yattığını düşünüyorum. Onu bir kahramanlık hikayesi olarak anlatmayı ana problem olarak görüyorum. Ve 24 Nisan'da öneriyi şöyle yapıyorum o zaman. Geçmişi artık bir kahramanlık hikayesi, bir kolektif grubun kahramanlık hikayesi olarak okumayalım ve ne zaman saptıkları üzerine konuşarak değil. Bunun yerine acaba acıyı, yaşanmış acıları merkeze alan bir konuşma yapsak daha fazla bir arada tutamaz mıyız birbirimizi sorusuyla uğraşalım. Diyorum ki ben, eğer acıyı merkeze alabilirsek, yani kahramanlık hikayeleri, ötekine karşı yaptığımız büyük savaşlar değil, o dönemde yaşanmış acıları merkeze koyabilirsek, bugünkü eşitlik sorunlarını çözebiliriz. Çünkü kahramanlık hikayeleri eşitliğin sağlamanın üstünü örtüyor. Ne demek istiyorum? Bir tane örnek vereyim size. Şimdi burada beni de dinliyorsunuz. Yarın sabah uyanalım. Yatalım, uyanalım ve birden bakalım ki yarın Türkiye'de bir tane Alevi, bir tane Kürt kalmamış. Ne Türk var, ne Alevi var. Ne Kürt var, ne Alevi. Ve biz ondan sonra başlıyoruz konuşmaya. Vatanı şöyle kurtardık, vatanı böyle kurtardık. Anti-emperyalist böyle savaş verdik. Ülkemiz işgal edilmişti. Bağımsızlığımızı böyle kazandık falan diye nutuklar atıyoruz. Ama hiçbirimiz, ya dün biz uyumadan önce bu memlekette epey bir Alevi vardı, bu memlekette epey bir Kürt vardı, ne oldu bunlara ya sorusunu sormuyoruz. İşte kuruluşumuzda yaşanan buydu. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı nüfusunun %30'unun yok olması üzerine
kuruldu. Ya yok, %30'u buhar oldu. Bu ülkede Hristiyanların 1915'teki varlığı %30'du. 1924'te o övgüler düzdüğümüz cumhuriyetle birlikte yok oldu. Şimdi peki bunu konuşmadan bugünkü eşitlik sorununu halledebilir miyiz? Vallahi ben halledemeyiz diyorum. Bana göre şöyle bir şey var. Belki gene abartıyorsun ve yanılıyorsun diyebilirsiniz. Ya hakikatla, yani kendi içindeki hakikatiyle bağlantısını kuramamış, halüsinasyon içinde yaşayan bir millet var ya. Hayal aleminde geziyor. Ya da ya daha pozitif bir ifadeyle söyleyeyim, okyanusun içindeki balık gibi. Yani okyanusa bakma şansı yok. Ama bütün problem dışarıdan okyanusa bakabilse görebilecek. Şimdi teorik bir değerlendirmeyle konuşmayı bitireyim. Aslında konuştuğumuz konu ne biliyor musunuz? Egemenlik meselesi ile eşit vatandaşlık meselesi arasındaki çatışma. Yani bugün ne kadar Türkiye'de bu konuda kafa yoranlar, Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Alevi'si, yani kolektifleri ya da sağcısı, solcusu, milliyetçisi, siyasi akımları, Cumhuriyet'in üzerine onun kuruluş ve kurtuluşunu esas olarak bir egemenlik hakkı çerçevesinde konuştu. Bize aittir dedikleri, dediğimiz, düşündüğümüz bir toprak üzerinde bize ait olmayanlara karşı egemenlik hakkımız, bağımsızlık bir hakkımız, bağımsız devlet kurma, kendi kendimizi yönetme. Yani hani deriz ya, üreten biziz, yöneten de biz olacağız. Yani bu ülke bizimdir ve biz bunu yöneteceğiz, bu ülkeyi gibi bir egemenlik paradigmasıyla bunu anlattık. Şimdi egemenlik hakkının, bu güzel bir şey, işte yabancıyı da şöyle kovduk, onun işbirlikçisini de şöyle tepeledik. Egemenlik hakkı hoş bir hak. Yani ben bunu inkar etmiyorum. Size bunun öneminin de altını çizmek istemek, onun için söylüyorum. Ama bu egemenlik hakkının bugünkü ana problem olan, Türkiye'nin ana problemi olan vatandaşlık hakkını ve eşitlik hakkını yok ettiğini konuşmadık aynı şekilde. Size iki tane örnek vereceğim. Tamam. Osmanlılar savaşı kaybediyor, biliyorsunuz 1918'de ülkemiz işgal ediliyor. İşgal edenler kimler? İngilizler. İstanbul'a geliyor İngilizler. İşgal etmediler mi? Ettiler. Fransızlar etmediler mi? Ettiler. Yunanlılar gel işgal etmediler mi? Ettiler. Oh, çok güzel. Şimdi bu işgal edenler İstanbul'da bir komisyon kuruyorlar. İstanbul'da komisyon kurulan komisyon Anadolu'yu gezmeye gidiyor. İşgalci bunlar. Şimdi işgalci Samsun'a gidiyor. Ciddi bu olmuş yani, belgelerden özetleyerek size anlatıyorum. Samsun'a gidiyor. Ne istiyor biliyor musunuz işgal kuvvetleri? Ya Ermenilerden çaldığınız malı geri verin diyor yerdekilere, yerel halka. Başka bölgelere de gidiyorlar arkadaşlar. Yani hakikaten Osmanlı hükümetinin temsilcisi de var ha, bu işin içinde şey yok. Bir tek İngiliz gitmiyor. Osmanlı hükümetinden bir temsilci var, işgal kuvvetlerinden temsilciler var. Bu heyetler Anadolu'ya gidiyorlar ve sonuçta işgal kuvvetleri olarak bir tek şey istiyorlar. Ermenilere büyük haksızlık yaptınız, mallarını çalmışsınız, çaldığınız malları geri verin diyorlar. Bu birinci örnek. İkinci örneğin Kuvayi Milliye. Şimdi Kuvayi Milliye üzerine yeniden ciddi konuşmak gerekiyor. O işte ben de sol gelenekten geliyorum, biliyorsunuz biz kendimizi ikinci Kuvayi Milliyeciyiz derdik. Onlar yeteri kadar yapamadı, biz sonuna kadar daha çok yapacağız diye. Size gene birkaç Osmanlı belgesinden böyle yuvarlak özet vereyim. Ya Kuvayi Milliye biliyorsunuz şeyden sonra, 1918'den sonra sayıları değişiyor. Herkes değişik rakam veriyor ama muhtemel 150-200 bin civarında Ermeni geliyor, yerlerine yerleşiyorlar yeniden. Kendi vatanlarının topraklarına geliyorlar. Kuvayi Milliye birlikleri bu köylere gittikleri zaman, ulan siz hala yaşıyor musunuz? Biz sizin hala bitiremedik mi deyip, o halde kalmış siz tamamlayacağız deyip, geçmişten kaldıkları işi, kendilerine göre bıraktıkları işi tamamlamaya çalışıyorlar. Ve unutmayın, yani daha önce konuşmacılar da tekrar ettiler. Bunlar Osmanlı vatandaşı. Yani bir grup Osmanlı vatandaşı, diğer bir grup Osmanlı vatandaşının öldürerek, dışlayarak, malını yağmalayarak, ulan sen daha bitmedin mi diyerek cumhuriyeti kuruyorlar ve hakikaten
olumlu bir tarafı da var. Bağımsız bir devlet kuruyor, egemenlik hakkını kuruyor. Yani yöneten biziz bu ülkede diyoruz. Şimdi bu yapısal sorun konuşmadan, yani bu bir grup vatandaşın eşitlik ve adaletini ortadan kaldıran, tahrip eden bu kuruluş felsefesi üzerine konuşmadan biz yarın kuramayız o zaman. Benim şeyim o. Burada bir hafif bir öz eleştiri veya daha doğrusu bir vurgu farkıyla konuyu bitireyim isterseniz. Biliyorsunuz işte yani genel olarak Türkiye'de sağ sol işte hepimiz anti-emperyalist savaş verdik. İşte bu işgale karşı savaştı, olumluydu falan gibi konuşuruz. Sonra işte emperyalistlerle uzlaştık. O işler ondan kötü oldu diye. Benim gibi eleştirel tarihçiler de ben 1990'larda başladım ama benden önce de bu konuları yapan, tartışan insanlar olmuştu elbette. Biz de sonuçta ya bu yani bir şey olarak söyleyeyim herhalde bir hatırladığım İbrahim Kaypakkaya hareketi belki bu tür radikal sorular sormuştu. Ya o kadar çok da anti-emperyalist değildi bu iş. Yani dolayısıyla ana diskur şuydu, Türkiye'de yabancı işgale, işte emperyalizme karşı bir bağımsızlık savaşı verilmişti. Biz de ya bu o kadar da çok bir bağımsızlık savaşı değil, anti-emperyalist savaşı değil. İşte İtalyanlarla 1919'da anlaştılar, daha 1920'nin başında Fransızlarla anlaşmaya başladılar. Efendim dolayısıyla öyle Türkler anti-emperyalist, Kürtler emperyalistlerin uzantıları, bunlar yanlıştır. Kurtuluş Savaşı o kadar çok anti-emperyalist savaştı, savaş değildi gibi bir yaklaşıma sahiptik. Bence bunu değiştirmemiz lazım. Ya velev ki çok anti-emperyalistti, velev ki çok sıkı bir anti-emperyalist mücadele verildi. Ama sonuçta bu eşitliği ve özgürlüğü yok ederek yapıldı. Amerikan tarihinden bir örnek vererek bitireyim. Amerika'da aynı Türkler gibi buranın yurtseverleri İngiliz emperyalistlerine karşı ülkelerini bağımsızlık savaşıyla kurdular. Peki ne kadarımız İngilizlerin o sırada Amerika'da ırkçılığı ortadan kaldırmak için yani köleliği ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Ve ne kadarı şimdi kesin rakamı aklımda değil. Amerikan yurtseverleri Amerikan yurtseverleri İngilizlere karşı bağımsızlık savaşı verirken ne kadar köle İngilizlerle birlikte Amerika'yı terk ettiler. 30 bin civarında köle Amerika'yı terk ediyorlar işgalci İngilizlerle birlikte. Bu bize bir şey hatırlatıyor kendi tarihimize ilişkin değil mi? Çünkü köleliği devam ettirmek isteyenler de bu savaşın içindeydiler ve Amerikan anayasasına köleliği ve köle ticaretini hak olarak veren bir madde konuldu ve kölelik yapısallaştırıldı. Dolayısıyla eşitsizlik, vatandaş olamama yapısallaştırıldı. Aynı şey Türkiye'de oldu. Türkiye'nin kurucu ve kuruluş döneminde eşitlik kurumsallaştırılarak eşitsizlik haline sokuldu. Eşit vatandaşlık ilkesi çiğnenerek Türkiye inşa edildi ve onun için de bugün Kürt, Alevi, Hristiyan Türklerle eşit olamıyor. Dolayısıyla kurucu dönemin yapısı üzerine, o yapısal problem üzerine kafa yoramazsak bugünün eşitlik problemini, vatandaş olarak eşitlik bir arada yaşama problemini çözemeyiz. Onun için bu konuda belki size tuhaf gelecek en radikal sözü söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Diyor ki kuruluşu yaptık, şimdi demokrasiyle taçlandıracağız. Yani o ayrımı çok yaparak kısmi bir biçimde kuruluş sırasında demokrasinin eksik kalmış olabileceğini ima ediyorlar. Ama kuruluşa büyük bir olumlu misyon yükleyerek bugün onun taçlandırılması gerektiğini düşünüyorlar. Oysa kuruluşa biz eleştirel bakmak durumundayız ve
yeni bir hatırlama tarzıyla, yeni bir hafızayla, yeni hikayelerle kuruluşu genişletmeliyiz. Eskisini yıkalım demiyorum. Egemenlik hakkı meselesini tamamen yok sayalım da demiyorum. Ama bu genişleme yapılmazsa, yeni hatırlama tarzları, yeni hikayeler Cumhuriyet'in kuruluşuna eklemlenmezse, Fethiye Çetin'i bugünkü Cumhuriyet'in içinde kendisini bulması imkanını veremezsiniz ona. Fethiye Çetin'in, Hrant Dink'in, yani o kuruluş sırasında, daha sonra da Kürtlerin acıları çekmiş, adaletsizliklere uğramış insanların kendilerini yeniden bulabilecekleri bir hikayeyi anlatmayı başaramazsak, eşitlik ve adalet ve özgürlüğü sağlayamayız. Onun için Gökhan Yavuz Demir'in o muhteşem sözü, hep tekrar ederim, geçmişimiz sadece tarih değildir, geçmişimiz bugünümüzün geleceğidir de. Eğer bugünümüzün geleceği üzerine düşünmek istiyorsak, geçmişimiz üzerine daha iyi ve dikkatli konuşmamız gerekiyor. Bu konuşmayı da geçmiş için değil, gelecek için yapmak zorundayız. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sanatçıma da çok teşekkür ediyoruz. Salondan soru sormak isteyen varsa şimdi söz verebileceğim. Hızlıca alalım soruları. Yoksa YouTube'dan bir tane soru gelmiş. Onu üç konuşmacımıza da ileteyim. Ayrıca birbirlerinin konuşmalarına ekleyecekleri bir şeyler varsa onları da değerlendirebilirler. Geç yansıyabilirim. Ondan herhalde. Bir daha elinizi alabilir miyim? Kusura bakmayın. Bu arada kaçırdım. Üç kişi. Kısa kısa lütfen sırayla başlayalım. Dila, Faruk, Çağla diye gidelim. Dila, biraz bu tarafa gelebilir misin? Şen'in konuşmasında şey demiştik. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı o zamanki atmosferin hayaletleri bugün sunuyor. Ben müdahale edebilir miyim? Ya yaklaşsın arkadaşlar, zaten demin Şenal'ı da dinlerken maskesi de olduğu için hakikaten önemli bazı noktalarını kaçırdık. Bilmiyorum Fethiye'de öyle oldu mu? Ben hakikaten önemli noktaları kaçırabiliyorum. Eğer yakından konuşursa arkadaşlar sevineceğim. Ya da sen tekrar edersen bize soruyu tekrar. Şu an sesim geliyordur diye düşünüyorum daha iyi bir şekilde. Şenol konuşmasında şöyle bir şey söylemişti. Cumhuriyet'in kuruluş tarihinde yapılan adımların, atılan adımların hayaletlerini bugün hissediyoruz Suriyeliler üzerindeki şeyler üzerinde. İşte geçmişte Ermeniler olsun, Türkler olsun, bugün Suriyeliler olsun, yarın başka birisi olsun fark etmez. Irkçılar için hani hangi milletten, nereden kim bu topraklara geldiği değil ama kendi tanımladığı şeyin dışarısında olan herhangi bir etnisi ya da insan, milletten, ırktan insanların var olması zaten onlar için büyük bir sorun olacaktır. O gün hem işte Ermeniler için, Türkler için, bugün Suriyeliler için bu bütün var olan atmosferin getirdiği sonuçları değiştirmek için biz hani bu ırkçılığı yenmek adına nasıl bir mücadele gerçekleştireceğiz? Çünkü bugün artık yavaş yavaş şeyler de başladı. Görmüşsünüz sosyal medyada illaki. Suriyelilerden sonra şimdi Afganlar ya da işte farklı birbirleri daha vardı galiba şu an tam hatırlamıyorum ama yani böyle işte onların üzerinden bütün o altılı ittifak savunucularının en büyük savunma sebeplerinden bir tanesi zaten göçmenlerin geri iadesi. Çok ateşli bir şekilde insanlar yani göçmenlerin iadesini topraklar içerisinden yok edilmesini, itilmesini, geri gönderilmesini falan istiyorlar. Bu atmosferle insanların bu kadar ırkçı bir şey içerisindeki düşünceleriyle biz nasıl mücadele ediyoruz? Tamam. Ben kısaca Taner Bey soruyu
tekrarlayacağım size. Diğerlerini de alalım. Eğer onlar da anlaşılmazlarsa onları da özetleyeceğim. Daha yüksek, daha yakından. Ben de şöyle sormak istiyorum. Şimdi aslında Ermenilerin başına gelenler şimdi Suriyelilerin başına geliyor. Yani aslında biz ne olduğunu geçmişte 100 yıl önce şimdi biraz etrafımıza baksak anlarız. Gene bir sürü yalanlar söyleniyor. İşte onlarla ilgili bir sürü iddialar var. Muhtemelen o zaman da Ermenilerle ilgili bir sürü iddialar vardı. İşte Ruslarla anlaştılar. İşte Osmanlı ordusunu arkadan vurdular. İşte Van'da şurada burada ayaklandılar. Çeteler var filan gibi. Yani aynı yalanlar şimdi de oluyor. İşte toplum buna inanıyor. Şimdi %80-90 oranında işte Suriyelilerin, göçmenlerin zararlı olduğunu ve gönderilmeleri gerektiğini söylüyormuş toplum. Yani öyle söylüyor anket firmaları. Dolayısıyla bu hesaplaşmayı Türkiye yapmış değil. Yani Türkiye toplumu böyle. Hani Türkiye toplumunda böyle bir ırkçı damar var. Ve bu tabii asıl olarak devlet tarafından pompalanıyor. Yani devletin istemediği hiçbir şey Türkiye'de kolay kolay bu kadar yayılmazdı. Yani yayılır tabii ama bu kadar yayılmazdı. Çünkü AKP ve MHP, özellikle MHP, tabii şimdi giderek AKP'de bu ırkçı kervana katıldı, bu göçmen düşmanı kervana. Yani bu ırkçılığa karşı mücadele etmek lazım. Gerçekten bir sıkıntı var. Bir de Taner Akşam Amerika'dan örnek verdi. Kölecilerdi bu Amerika'yı kuranlar diye. Doğru, George Washington falan köle sahibiymiş. Hepsi köle sahibi zaten. Yani o ilk kurucu babaların tamamı köle sahibi. Tamam. Hiç öyle aralarında köle sahibi olmayan kimse yok zaten. Anayasa yapanlar filan. Sonra ama bir 100 yıl sonra bir iç savaş yaşadılar ve bu kölecilik konusunu o savaşta hallettiler aslında. İç savaşta birbirlerini de öldürerek bu sorunu çözdüler. Muhtemelen maddi altyapısı da vardı. Yani köleci olmamak gerektiğini söyleyen kapitalistler de vardı. Ama biz öyle bir hesaplaşma yaşamadık. İşte o yüzden biz daha bir şey çözmüş değiliz yani. 80 yıl önce, 100 yıl önce yapılanları halen onun için savunuyor insanlar. Çünkü o yalanlara inanıyorlar. Bir de o maddi çıkarları hala savunuyorlar. Yani Ermenilerin mallarına iyi ki el koyduk diyorlar. Bunun zararlı olduğuna zaten hiçbirini inandıramazsın. O yüzden bu konuda ne öneriyor Taner Akçam? Ya da diğer konuşmacılar da. Şimdi Çağla'da sıra. Ya siz böyle üçünüz konuşurken ben de bu arada işte internasyonel sosyalizmin son sayısında çıkan yazısı var Anna Alexander'ın Filistin'le ilgili. Çok da gerçekten çok güzel bir şey analiz etmiş. Filistin'deki yani İsrail devletinin bir apartheid rejimi gibi olduğunu ve aslında bu devletin hani toplumun bütün kesimlerini saran bir militarizme de yol açan bir hale geldiğini, hatta sendikalara falan bile işlediğini anlatıyor. Ben hatırladığım kadarıyla aslında siz de böyle bir benzetme yapmıştınız. Taner Bey de ve Taner Akçam da böyle bir şey benzetme yapmıştı. Gerçekten de aslında hani İsrail yani Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesi, burada ise gerçekten işte Ermenilerin işte mallarına konulması, onların teşhir edilmesi, buradan bir sermaye devşirilmesinin yapılması çok temel bir şey oluşturuyorlar ve bu aslında hani siz de uzun uzun anlatmışsınız, bu Türkiye Devleti'nin kuruluşunun bu beka kaygısı denilen hikaye aslında bu bizim hep böyle bir el sokağı kabusu gibi sürekli dönemsel olarak da karşımıza çıkan bir şey. Dolayısıyla bu sizin aslında son sözde başlattığınız egemenlik dediğiniz hikayede sanki bir problem oluşuyor. Yani bence bu egemenlik meselesinin aslında kafalardaki bu egemenlik hikayesinin yıkılması gerekiyor. Bu da bence yani yukarıdan aşağı olacak değil, aşağıdan yukarı olabilecek bir şey. O yüzden aslında hani böyle potansiyeller vesaire sayarken işte hani işçi sınıfı, hani mücadele eden işçi sınıfı, mücadele eden kadınlar, işte 24 Nisan'ları alan Grant'ın cenaze anmasına katılan yüz binler olarak bahsettiğimiz bir şey. Çünkü bizim
sanıyorum önce hani bir kuruluş ideolojisinden çok önce bir yıkma gibi bir derdimiz olmalı ki hani ondan sonra oturup nasıl kuracağımızı konuşalım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Salonda 3 tane soru geldi. Son 2 tanesini şöyle yapalım. Salondan 3 tane soru geldi. Son ikisinin tarafınızca iyi duyulduğunu anladık. Ben birinci soruyu tekrarlayacağım sadece. Özetleyeceğim daha doğrusu Dila'nın. Aslında diğer iki soruya benzer nitelikte. İşte Cumhuriyet'in kuruluşunda Ermeniler düşman olarak nitelendirildi. Bir sürü yalandan Ermeniler yok edildi. Daha sonrasında Kürtler aynı şekilde hedef tahtasına oturtuldu. Şimdi de yeni eklenen Suriyeliler var. Umut bağlanan altılı ittifak, muhalefet bile şimdi Suriyelinin gönderilmesi gerektiğini söylüyor. Suriyelilere yönelik bir ırkçılık gerçekleşir durumda. Bütün bu tarihimizdeki ırkçılığı ve bu günümüzdeki ırkçılığı nasıl, ırkçılıkla nasıl mücadele edebiliriz diye soruldu. Bir soru daha YouTube'dan geldi, onu da söyleyeyim. 2000'lerden bu yana yüzleşmede ilerleme sağlayabildik mi? Şimdi hangisini yanıtlamak isterseniz ya da birbirinizin sözlerine ilişkin yorumlarınız varsa onları söyleyebileceğiniz bir 5-6 dakikalık süre daha verelim sizlere. Bu sefer tersten başlayalım isterseniz. Taner Hocam sizinle başlayalım. Fethiye, Çetin ve Şenol olarak devam edelim uygunsa. Olur. Nasıl uygun görürseniz. Tamam. Buyurun. Plan yorumları, soruları sorudan çok herhalde üzerine konuşulmaya devam edecek güzel katkılar ve yorumlar olarak ele almak iyi olur. İlginç olan son sorudan başlayayım. Çünkü diğer sorular bir anlamda kendimizi tekrar tehlikesine yol açabilir. Yüzleşmede bir ilerleme oldu mu? Ya ben olduğu kanaatindeyim ama tabii sizler içeride yaşıyorsunuz. Daha iyi cevap verirsiniz bu soruya. Ben belki dışarıdan bakarak sizin görmediğiniz kadar ya çok fazla şey oldu gibi cevap vermek istiyorum. Belki Hrant Dink'in öldürülmesi bir dönüm noktasıydı ve hakikaten de bugün Türkiye diplerde yaşıyor ve tarihle yüzleşme konusunda yeniden fabrika ayarlarımıza dönmüş vaziyetteyiz. Yani o ilk inkarcı zihniyet çok daha kuvvetli biçimde şimdi egemen. Fakat bütün bunlara rağmen ben Türkiye'de Hrant'ın ölümü bir dönüm noktası ve ondan sonraki gelen yıllarda da özellikle sizlerin çabalarıyla da yani sürekli 24 Nisan'ı anmaları ve akademik çalışmalar, sivil toplum örgütteki girişimler ve böyle şöyle radikal bir tez ileri süreyim size. Psikolojik olarak bir savaşı kazandık. Yani 24 Nisan konusunda şu anda tarihe yönelik bakışta biz psikolojik olarak üstünlüğü ele geçirdik. Yani yanılıyor diyebilirsiniz. Tayyip Erdoğan istediği kadar çıksın bağırsın veya MHP bağırsın. Artık bizim gibi aydınlar örneğin mahkemeden mahkemeye haindir diye dolandırılmıyor. İntikam küfürleriyle üstümüze saldırılmıyor. Kullandıkları dile bakın. Yani inkarcıların şimdi kullandıkları dile bakın. Dilleri bile defansif. Yani bütün bunlara rağmen ben çok önemli bir yol kat edildiğini size söylemek istiyorum. Yani sizler yaptınız bunu. Yaptıklarınızı küçümsemeyin. Çok büyük bir şey yaptınız. Bugün artık Türkiye'de bana göre yani bunları tabii sizler daha iyi değerlendireceksiniz. Baktığımız zaman ya bir şeyler olmuş galiba. Ya o kadar da değil haleti ruhiyesini Türkiye'ye yerleştirdiniz mücadelenizde. Bunun için çok önemli katkılar yaptınız. O konuya ilişkin vereceğim cevap o. Yani daha da devam edecek. Bu da tabii ki demokratikleşmeyle, demokratik haklarla doğrudan ilgili. Egemenlik hakkı konusunda uzatmadan diğer arkadaşlara söz bırakayım. Ya hakikaten çok önemli. Ben şimdi burada bir
İsrail-Filistin sorunuyla yakından ilgilenen bir grup akademisyenle bu konuları tartışıyorum. Hakikaten benzerlik çarpıcı. Yani ben onlara kendim de şu anda böyle bir proje üzerine çalışıyorum zaten. Kuruluş felsefesi ve kurucu felsefe üzerine yeniden düşünmek diye. Anlattığım zaman kendilerine problemi, İsrail-Filistin sorununun da aynı olduğunu. Zaten Amerika'da şu anda en temel problem bu. Amerika ile Türkiye arasındaki en büyük fark, Amerika'da bu sorun artık günlük hayatın hücrelerine sinmiş vaziyette. Yerel seçimlerde en önemli konulardan bir tanesi ders kitaplarına nelerin yazılıp nelerin yazılmayacağı noktasında. Ve hatta benim demin o çerçevesini çizdiğim şey o kadar kuvvetliydi ki Trump buna karşı 1619 projesi idi o benim sözünü ettiğim proje. Buna karşı 1774 projesi kurdu. Hani nasıl ki biz 1915 projesi gibi bir şey söylemiş olalım Türkiye'nin kurucu felsefesine ilişkin. Ve başkanlık düzeyinde böyle bir komisyon kuruldu ve Biden'ın gelir gelmez yaptığı iş bu komisyonu dağıtmak oldu ve şu anda eyaletlerdeki seçimlerdeki ana tartışma noktası da bu. Çocuklarımıza hangi kuruluş hikayesini anlatacağız? Tek büyük farkı o ama yani şu anda dünyada böylesi bir ortak global problemle uğraştığımızı, egemenlik hakkı dediğimiz hakkın üzerine konuştuğumuzun altını çizmek istiyorum. Burada tabii demin yıkmak bir alternatif olarak önerildi. Ben ise yıkmak yerine genişletmek tabirini kullanayım. Eskiden biz de öyle tek yol devrim falan derdik. Yani olanı yıkacağız ki yıkabilirsen yenisini yapasın. Hayat öyle olmuyor tabii. Yani yıkmak istesen de yıkamıyorsun. Sonuçta yıktığını düşünsen bile kaldığın yerden devam etmiş oluyorsun. Bunların hepsini biliyoruz. Yani sol şeyde de tartışıldı, konuşuldu bunlar. Yani dolayısıyla bu egemenlik hakkının tahrip edilmesi, yıkılması, bağımsızlık fikrinin tümüyle yıkılması gibi bir şey değil. Ya egemenlik ya bir yerde oldu tamam yani böyle bir şey oldu artık bu tarihin şeyini geriye götüremeyiz. Yani kimse 1920'yi, 1915'i o sırada yeniden yaratamaz. Şu anda olanın üzerine nasıl daha anlamlı bir şey olabilir? O da buna sosyal psikologlar genişleme ifadesiyle veriyorlar. Yani şu andaki anlayışı, kimliğe ilişkin anlayışı, kendine ilişkin anlattığın hikayeye ilişkin anlayışı genişletmek. Yani ben Kurtuluş Savaşı'nda Yunan'a karşı veya işte İngiliz'e karşı şöyle savaştık gibi bir sözün söylenmesinden çok fazla rencide olmam. Eğer birisi aynı zamanda ya bu böyle bir savaş oldu ama bütün bugünkü problemler de o savaşla birlikte kuruldu aslında. Şimdi dolayısıyla bir tek o savaşın üzerine o şekilde konuşmak yerine bu acılarla birlikte acıları da buna ekleyerek konuşsak daha iyi olabilir diyebiliriz. Çünkü sonuçta bu ülkede yaşayan her insanın kendisini bir şekilde içinde bulabileceği, her bir hikayenin kendisini anlatma alanı bulabileceği, yani bir kültür alanından söz ediyorum ve burada farklı konuşma imkanlarının kendilerini dinlendirebilme imkanının yaratılmasından söz ediyorum. Bu bakımdan yıkmaktan çok o anlamda genişletme, işte konuyu, hikayeyi, acıyı dahil etme, genişletme ve dahil etme olarak bakma taraftarıyım. Teşekkür ederim. Fethi Hanım buyurun. Sesinizi açabilir misiniz? Duymuyoruz. Hı hı. Taner'in söylediklerinin üzerine ne söylenebilir bilmiyorum. Ancak mesela acıları konuşmalı dedi. Kesinlikle katılıyorum. Ve hepimiz biliyoruz ki her evde korkunç hikayeler var. Ve bu hikayeleri paylaştığımız anda birbirimize yakınlaşıyoruz. Ben bunu anneannem kitabıyla yaşadım.
Anneannem kitabı okuyan hiç kimseyi düşmanlaştırmak yerine yakınlaştırdı. Anneannem kitabı ile ilgili olumsuz bir eleştiri duymadım. Hatta bir yerde bir konuşmadan sonra kendilerini ülkücü olarak tanımlayan kişiler geldiler. Dediler ki anneannenizin acılarını anlıyoruz. Ancak niye Müslüman Türk anneanneleri de yazmıyorsunuz dedi. Dediler. Ben de dedim ki ben bu acıyı biliyorum ve bunu yazdım. Herkes kendi acısını biliyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Siz de onu yazın, birlikte konuşalım. Bu kadar. Onun dışında olumsuz bir şeyle karşılaşmadım. Aksine bu konuya merakı arttırdığını fark ettim. İkinci olarak şunu söyleyebilirim. Anneannemin köyü Habap'ta, bu Elazığ Kovancılar ilçesine bağlı, eskiden Palu'ya bağlıymış, tamamen Ermenilerin yaşadığı köy. Orada çeşmeleri onardık. Biz çeşmeleri restore ettik. Granting Vakfı'nın yardımı ve katkısıyla. Ve ben orada şunu gördüm. Birlikte üretmek ve birlikte yaratmak inanılmaz bir biçimde hepimizi dönüştürüyor ve değiştiriyor. O süreç içerisinde hatta yurt dışından bile gençler geldi. Ermeniler, Kürtler, Türkler, o köyde yaşayanlar hep birlikte orada çalıştık. Ve İnanılmaz yakınlıklar kurulduğu gibi çeşmeleri hep birlikte sahiplenmeye başladık. Daha önce define için çeşmeleri kazan köylüler, defineciler geldiğinde çeşmenin önünde nöbet tutmaya başladılar. Bunlar çok küçük görünüyor ama çok önemli şeyler. O yüzden de birlikte yapmak, birlikte üretmek, o konuşarak birlikte yapmak, acıları özellikle konuşmak çok çok önemli diye düşünüyorum. Yine şeye katılıyorum, kuşkusuz 2000'lerden bu yana önemli gelişmeler oldu. Ben Taner Akçam'ın ilk kitaplarını hatırlıyorum. Dediler gibi koşup o kitapları edinmiştik. Çünkü öyle de bir açlık vardı ve o giderek büyüdü. Bunu da söyleyeyim size. Bir de biz yüzleşmeyi hep başkalarından bekliyoruz. Devlet zorunlu olmadıkça yüzleşmiyor. Bunun örneklerini de gördük. O yüzden kendimize sorular sormakla ve cevaplarını araştırmakla başlayalım diyorum. Tekrar oldu ama böyle diyorum. Evet, kurtuluş miti bu ülkenin kuruluşundaki suçları örttü. Ve o kurtuluş miti ve onunla oluşturulan hikayeye sarılarak uyuduk hepimiz. İnsanlar birlikte uyumayı seviyor, birlikte uyuşmayı seviyor. Ve oradan çıkmak biraz acıtıcı bir şey tabii ki. Ama acıtmadan da olmuyor. Kendimizi azıcık acıtalım diyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi Fethi Hanım'a da çok teşekkür ederiz. Şimdi son konuşmacımızı söz verin. Şenol Karataş tekrar. Ben de çok kısaca bir iki tane şey söyleyeyim. Birincisi, bu Doğan'ın 1985'te yazdığı makalede o zaman açısından önemli veriler var. Yani bu katliamların zorunlu göçün sonucunda Ermeni nüfusu 2 milyondan 100 bine indi. 1960'lardaki nüfus sayımında Ermenice ana dilleri olarak kullananların gösterenlerin sayısı 52 bin. Bunların 37 bini İstanbul'da, 10 bini Mardin'de, 1000'i Kastamonu'da, 56'sı Sivas'ta. Van'da sadece 2 kişi Ermenice'yi ana dili olarak gösteriliyor. Hani bu 1915, 23, 38, bütün bunları konuşurken çok korkunç bir gerçeğin üzerinde tartıştığımızın farkına varmak lazım. Ana çoğunluğu Ermeni olan Van'da iki kişi Ermenice'yi kullanabildiğini söylüyorsa,
bu kuruluş denilen süreçle hesaplaşmanın çok önemli bir politik anlamı var. Ya bu hesaplaşma yapılır ve demokratikleşme yaşanır. Yani bunun yöntemleri konusunda ben hala devrimin çok önemli bir temizlik aracı olduğunu düşünüyorum. Bütün bu konularda konuşabiliriz ama burada anlaşmak önemli. Ve sayınızdan bambaşka bir şeyi vurguladığımızı da devrim dediğimizde konuşmak önemli. Çünkü ben hani ileride bir gün inşallah tartışırız yüz yüze Taner Akçam'la. Tıpkı antemperyalizm tartışması gibi 70'lerde devrim meselesinin de biraz farklı ele alındığını sorun düşünüyorum. Ama bu önemli. Önemli olan bu hesaplaşmanın yaşanmasının kaçınılmaz olması. Yani bugünkü bu Barış Vakfı toplantısında da hani umut yorgunları gibi lafları aslında onsuzlukla bağlantılandırıyorum ben. Öyle olmamak lazım gerçekten de. O Hrant Dink filmini seyrettiğimde Hrant Dink'in yerine kendimi koydum da müthiş bir şey Hrant'ın yaptığı şey. Her an öldürülme tehdidi, mahkemesinin önünde Karabasan gibi çökmüş insanlar, Tarakpaşa Komitesi diye bir şey, acayip bir örgütlenme süreciyle Bilge Cansız'ın Nagoz'a gelebiliriz falan denmesine rağmen çok umut var bir ve toplumu ikna etmek üzere kararlı bir Hrant Dink figürü bence ne yapacağımızı da gösteriyor. Dila'nın sorusu bağlamında. Ben ilk yapmamız gereken şeyin kendi aramızda konuşurken Tarakpaşa solculuğundan kurtulmak olduğunu düşünüyorum. Yani Talat Paşa'yı Paşa Talat zaten yani bir büyük katliamı planlayan yani şeyi düşünebiliyor musunuz? Almanya'da bazı solcuların Hitler komitesi kurabildiğini düşünebiliyor musunuz? Kuramazlar. Böyle bir şey var. Yani sol tahayyülünün bu kuruluş meselesiyle alakalı olarak İttihat ve Terakki 1908 bütün bu konularda yaşanan muazzam kavram karmaşalarıyla beraber demek istediğim şöyle bir şey. Şimdi göreceğiz 23 Nisan 19 Mayıs 2023'e yaklaşırken 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşu bütün bunları anan, coşkuyla anan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının emperyalizme karşı mücadelesini coşkuyla selamlayanlar ama 24 Nisan'lara geldiğinde, 19 Ocak'lara geldiğinde aynı coşku göstermiyorlar. Bu bence bu toplumun bütün mağdurlarının egemenlik ilişkileri bağlamında bu devletin patronlarının bakışındaki o ana eksenden çıkmamış olduğunu gösteriyor. Birincisi bence Dilan'ın sorusuna hani ırkçılığa karşı ne yapacağız sorusuna ırkçılığa karşı onların zeminini oynamamak zorundayız. Yanıt vermek lazım. Bu şu anlamı geliyor. Herkes yani ben çok şaşırdığım insanlar tabii çok fazla düzensiz göçmen var falan demeye başladılar birdenbire. Hani şeyi kazandı. Ümit Özdağ kazandı bu tartışmayı. Bu çok utanç verici bir şey. Böyle insanların çok yakınımızdaki insanların evet çok kalabalık demeye başlaması, evet çok kalabalık da evine göndermek çok tehlikeli laflar. Çok antrenmanlı bir devletle karşıyayız bu arada. Çok büyük kalabalıklar evine göndermiş gibi. Kimin evi neresi belli değil. Bir de önümüzdeki 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde 140 milyon göçmen gerçekleşecek ve bunların önemli bölüm Türkiye'ye gelecekler. Hem iklim krizinden hem başka savaşlardan dolayı bunlar veriler. Bunlardan böyle ırkçılık yaparak kaçma şansı yok. Şundan yapıyorlar bence. İktidarı sıkıştırmak ve umut kriz, derin krizi umutsuzluk bağlamında örgütleyip kendi tabanlarını geliştirmek ve burada şey siyasi aktivite içerisinde Kars'tan pay kapmak için yapıyorlar ve Erdoğan'ı da sıkıştırmaya amaçlıyorlar. Seçim sürecine girdiğimiz günlerde bunu daha çok göreceğiz. O yüzden bence ne yapmak lazım? 1917 Şubat ile Ekim arasında Rusya'daki işçiler bütün Yahudi pogromlarına karşı o mahalleyi korumaya gittiler. Şimdi bu uçuk kaçık gelebilir bize ama yapmamız gereken bu. Altında saldırı olma ihtimalini gördüğümüzde sosyalistler, demokratlar, ırkçılık karşıtları Altındağ'a gidip dokunamazsın Suriyeli kardeşime demek zorunda. Bu 1915'te dokunamazsın Ermeni kardeşime diyemedik. Şimdi dememiz lazım bunu. Benzer bir süreç tezgahlanırken bütün şeyle bu siyasi figürlerle beraber. Birincisi böyle yapmak lazım. İkincisi tartışmak lazım. Bütün ırkçı argümanlarla, yumuşatılmış argümanlarla göçmen meselesinde sıkı bir tartışma yapmak lazım. Ben de
Taner Akçam gibi düşünüyorum, Fethi abla gibi düşünüyorum, onların katkısıyla beraber hiç az bunu bir iş yapmadık. Yani böyle bir memleketti. Siyasetin bütün zenginliğinin, bütün mimarisinin sağda ve aşırı sağda inşa edildiği bir yerde Grant Dink'in verdiği mücadele, Kürt halkının verdiği mücadele, Türkiye'de emekçilerin verdiği mücadeleyle cin şişeden çıktı aslında. Geçmiş olsun yani, cin geziniyor ortalıklarda. Nerede nasıl duracağı belli değil. Kimse unutamaz. Celal Bayar'ın cenazesinden daha büyük cenaze denmiştir Grant Dink'in cenazesine ve o sessiz yürüyüşün görkemini kimse unutamaz. Bu insanlar var olmadılar. HDP'nin 6,5 milyon oy aldığını kimse gizleyemeyecek. Yeni seçimler geliyor. Bunlar görülecek yine. Ve şu anda bütün o kutuplaşma parametreleri değişiyor. Herkesin evinde bugün Bekir Ardır'ın dediği gibi çok derin bir yoksulluk var. Bütün o kutuplaşma karşıtlıklar bambaşka bir zeminde. Biz bambaşka bir zeminde çok ciddi kazanımlarımızı, ırkçılar ve milliyetçiliğe karşı kazanımlarımızı arkamıza alarak bence umutlu bir şekilde mücadele etmeliyiz. Çok küçük gibi görünen adımlar çok büyük hamleleri yol açıyor. Sadece şunu söyleyerek bitireyim. Soykırımın 100. yıl anmasında Ermenistan'dan, Fransa'dan gelen Ermeniler daha sonra bir röportajlarında yani çok şaşırdıklarını, böyle bir kalabalığın bu anmayı yapmasını çok şaşırdıklarını, özellikle Türkiye'li gençlerin bir zincir oluşturarak kitlenin güvenliğini sağladığını gördüklerinde rüyalarında görsen yanamayacakları bir gelişme olarak bunu adettiklerini Ağustos'ta çeşitli yerlerde röportajlarda söylemişlerdi. Bence bu ayın ömründe bir sosyalist, bir demokratı zaten yetecek şey bir kazanım. Böyle büyük kazanımları birliklere birliklere dediğimizi de görmek lazım. Dolayısıyla tamam bir anda otoriter karamsarlık var ama bir yandan da mücadelenin, direnişlerin, akademik, entelektüel, politik tartışmalardaki birikimin muazzam bir hazinesi var. Bence bu hazine bizim güvencemiz, biz bu hesaplaşmayı yaşayabiliriz, başarabiliriz. Yenilmedik yani daha. Grant Dink'in kocaman mirası duruyor. Böyle bir gaza geldim ben. Şenova da teşekkür ederiz. Üç konuşmacımıza da ayrı ayrı teşekkür ederiz. Şimdi toplantıyı kapatalım. Kapatmadan önce ben bu pazar 24 Nisan'da ana etkinlik programını bir daha hatırlatayım. İstanbul İhade'nin önünde saat 11.30'da Soykırım'ı tanı, abd ile tazmin et başlığıyla basın açıklaması yapılacak. Ardından 13'te Sevat Balıkçı'nın mezarı ziyaret edilecek. Saat 19'da Beşiktaş'ta Barbaros Meydanı'nda bazı acılar zamanla iyileşmez, asıl olan yüzleşmektir anması gerçekleştirilecek.